Haftanın öne çıkan manşetlerinden Paris katliamının yansımalarını ve aynı zamanda gazeteci arkadaşımız Metin Göktepe'nin katledilişinin 27. yılını Mehmet Direviş'le konuşacağız. Direviş merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba. İkinci Paris katliamını ilk gününden beri yakından takip ediyorsun. Paris'ten de sıcağı sıcağına döndün. Yorgunluğunla yayınımıza katılıyorsun. Teşekkür ederek başlayayım. Doğrusu bu işin biraz da basın boyutunu konuşalım istiyorum. Birinci Paris katliamı ile ikinci Paris katliamını kıyasladığında uluslararası basının özellikle ilgisini nasıl yorumlamak gerekir? Bu konuyla ilgili bir farklılık olduğunu söylemek mümkün mü? Mümkünse neden? Yani 9 Ocak 2013 katliamı ile 23 Aralık 2022 katliamına yönelik basının yaklaşımını değerlendirdim. Ama bu sefer biraz daha farklılık var. Yani bu kez oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Yani eskiden de o 9 Ocak katliamında da elbette vardı. Ancak ağırlıklı olarak Türk basınıydı, işte Orta Doğu basınıydı. Çok fazla uluslararası basın, işte Avrupa basını çok fazla şimdi göstermiyor. Çok biraz daha uzak, işte hep şey olarak bakıyorlardı. İşte mesela biraz belki yönelik olarak bakıyorlardı. Ancak daha sonra durum tabii değişti. İlk başlarda sanki hatırlarsanız o zaman özel bir çaba vardı, iç infaz şeklinde öylesi bir şey vardı. Bu algı biraz o dönem başlangıçta biraz uluslararası basında da yer almıştı. Onlar da o nedenle biraz daha böyle mesafeli yaklaşıyorlardı. Tabii daha sonra durum değişti, onlarda da ilgi artmıştı. Ancak cenaze töreni ve başlangıç itibariyle şu anda daha farklıydı. Örneğin sadece dünkü yürüyüş ve miting için sadece 98 basın organı akredite yapmıştı. Sadece akredite yapılanlardı. Yaptığımız yürüyüş esnasında gördük ki çok sayıda akredite yapmayan, direkt yürüyüşe gelen, direkt mitinge gelen çok sayıda televizyon gazeteleri vardı. Örneğin Portekiz, CNN Portekiz bile oradaydı. Oraya gelmişti, yayın yapıyordu. Yine İtalyan uluslararası kanalları oradaydı. Norveç uluslararası kanalları oradaydı. El Cezire oradaydı. Yani Arap ülkelerinden neredeyse bilinen işte Suudi Arabistan, Katar, Emirat, bildiğimiz ülkelerin önemli televizyonları oradaydı. Yine Avrupa'dan çok yoğun, Avrupa basından, özellikle de Fransa. Örneğin Fransa'nın 5-6 kanalı uzun süre canlı yayın yaptı. Ara ara canlı yayınlar yapıyor. Örneğin Fransa 24 hem Fransızca hem İngilizce hem İspanyolca yayın yapıyor. Fransa dış dünyaya açılan penceresidir. Yani sadece Fransa'da değil, tüm Fransız dünyasında izlenen bir televizyondur. Hem sık sık alandan canlı yayın yapıyordu ve aynı zamanda akşam da haberlerine baktığımız zaman 12 dakikalık oldukça geniş bir dosya yapmıştı. PYK, Türkiye, Fransa başlıklı 12 dakikalık bir dosya yapmıştı. Yani hem alanda hem yürüyüşe hem mitinge yer vermişti. Onun dışında da oldukça da mesela background'ına bakan işte Fransa-Türkiye ilişkileri, Fransa'daki Kürtlerin durumu, Kürtler ne zaman Fransa'ya geldi oldukça geniş diyebileceğimiz bir dosyada hazırlanmıştı. Tabii bu tüm Fransızca konuşulan ülkelerin hepsinde izlenebilen, en çok izlenen kanalların başına geliyor. Yine BFM de aynı zamanda çok izlenen televizyonlardan biridir Fransa'nın. O da uzun 6-7 muhabirle aynı anda işte izliyor ve onlar da sık sık canlı yayın yaptılar. Bunun yanında
işte Fransa, Fransa, Tefan, şey Avrupa'nın Euro 1 dediğimiz kanalı, o da yine aynı şekilde canlı yayın, alandan canlı yayın yapıyordu. Oldukça geniş bir ilgi vardı basının. Ajanslar, örneğin işte AFP dünyanın en önemli ajanslardan bir tanesidir. 6-7 muhabirle takip ediyordu. Hem alanın başlangıcında, hem miting başladı Garden Orta, hem alanda 2-3 muhabirler vardı. Aynı zamanda yürüyüşü de takip ediyorlardı. Yine Reuters 2-3 muhabirini gördüm. Yani belki daha fazla da olabilir ama 2-3 muhabirini gördüm. Bunun dışında çok sayıda ajans, televizyon vardı, izliyorlardı, röportajlar yapıyorlardı. Şimdi akşam işte, miting, yürüyüş bittikten sonra onların sitelerine göz attığımız zaman bunların sadece bu yürüyüşleri, mitingleri izlemekle kalmadıklarını oldukça da geniş bir şekilde yerlerini gördük. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yani belki de bu son dönemlerde en iyi haberlerinde iki yanıtlanmış oldukları bir oldukça da önemli. Çünkü genelde Avrupa basında şöyle bir şey var. Kürtlerle ilgili yaptıkları her haberde PYK ile ilgili, PYK'nin olduğu her haberde genelde istisnasız hemen altında yazarlar, işte PYK Avrupa'nın ve Amerika'nın terör örgütleri listesindedir. İstisnasız hemen sürekli verirlerdi. Bir iki tanenin dışında hiçbir tanesi o konuya girmediğini gördük. Bu da var. Yapmamış olmak. Burada şunu da sormak istiyorum. Çok geniş bir kesimin gördüğüne dair bilgileri verdin. Peki içerik olarak özellikle Türk devletinin rolüne ilişkin tanımlamalar nasıldı? Yani düz haber biçiminde mi görüldü, yoksa Türk devletinin bu katliamlarda rolünün olduğuna dair bilgiler de haberlerde, yorumlarda yer aldı mı? Ya şimdi 2-3 tanesinde dikkatimi çekti. Mesela aynı dil, benzer kelimeler mesela kullanıyorlardı. Kürtler Paris saldırısının, Paris katliamının ırkçı olmadığını, basitlikle alakasının olmadığını, bunun direkt arkasında Türk devleti olduğuna inanıyorlar ve o nedenle öfkeliler. Başta mesela kullanıyorlar. Hatta 4-5 tane gazetenin sitesinde Kürtlerin Kürtlerin öfkesi başlığı kullanmışlardı. Yani bu da ilginçti. Mesela BFM'de vardı, Fransa 24'te vardı, Liberasyon gazetesinde vardı, Humanite gazetesinde vardı. Yani Fransızların, Fransız basının çoğu Kürtlerin Paris'teki öfkesi Kürtlerin adalet istemi başlığı. Yani iki başlık ön plana çıkıyor. Ya demişlerdi ya Kürtlerin öfkesi veya Kürtlerin adalet istemi. 2-3 tanesi de Kürtler katliama ışık tutulmasını istiyor. Yani aydınlatılmasını istiyor şeklinde başlar kullanmışlardı. Bunların yanında Fransız basının yanında İngiliz basını da bayağı yer vermişti. Fransa kadar olmamış olsa da onlar da yer vermiş. Mesela El Cezire yine yer vermişti. Al-Ura adlı kanal varmış. O da canlı yayın yapıyordu. Sanırım o da Arabistan'ın sanırım. Onlar da mesela canlı yayın yapıyorlar. Yani kullanmış oldukları değil. Aslında oldukça olumlu bir iki tane dışında tamamen olumlu bir dil kullandıklarını söyleyebiliriz. Birçoğu da mesela o Fransız seçilmişler vardı. Birçoğu mesela onlarla röportajlar yapmıştı. Seçilmişlerle yapanlar vardı. Belediye başkanıyla yapanlar vardı. Ancak genelde ben dikkatimi çeken, özellikle Fransız basında dikkatimi çeken çoğu kadınlarla, katılımcı kadınlarla röportajlar yapmışlardı. Jean Azadi'yi ön plana çıkarmışlardı. Zaten konuşmacılar, yani yabancı konuşmacılar, Fransız ve diğer temsilciler de istisnasız hepsi Jean Azadi'nin hem Fransızcasını hem Kürtçesini sözlendirdiler. Birçoğu da yani Kürt Özgürlük Hareketi'nin
Türk kadın hareketinin bir model olduğunu, model kadınların model olduğunu, Orta Doğu'da farklı bir yaşam biçimine ışık tuttuklarını, öylesi yayınlarında yani kadın özgürlük anlayışının da oldukça önemli bir yer aldığını söyleyebiliriz haberlerinde. Peki. Yarın da 9 Ocak 2013'ün yıl dönümü. Onu da çok yakından takip edeceğiz. Kürtler yine ayakta olacak. Katliamı yine kınayacaklar ama bugün aynı zamanda gazeteci Metin Göktepe'nin katledildiği 8 Ocak 1996'nın 27. yıl dönümü. Şu anda da İstanbul'da mezarı başında arkadaşları, meslektaşları, yoldaşları anma yapıyor. Bununla ilgili de duygularını almak istiyorum. Çok sayıda Kürt gazeteci de 90'lı yıllarda devletin çeteleri tarafından katledildi. Devlet tarafından katledildi ve bugün hala alanlarda binlerce meslektaşları mücadeleyi sürdürüyorlar. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Nedir görüşün bu konuda? Öncelikle Metin Göktepe ve Şehit Şant'ın basın şehitlerimizi anıyorum. Yani Metin Göktepe'nin öldürüldüğü yürüyüşte ben de vardım. O yürüyüşte ben de aynı yerdeyim, aynı yakında da tanıyordum Metin Göktepe'yi. Yani gerçekten Metin Göktepe de diğer basında, yani Türk basının dışındaki basında işte önemli bir insandı. Yani Türklere oldukça yakın bir insan, aynı zamanda vicdanlı gazetecilerden biriydi. Yani sürekli birlikte oldum, sürekli gelip giden bir arkadaşımızdı. Yani işte işkenceyle öldürdü. Yani gerçi İstanbul gibi bir yerde öldürdü. Yani mesela hatırlıyorum, cenazesi 10 binler katılmıştı. Yani çok müthiş bir kalabalık vardı, çok müthiş bir öfke vardı. Yani hatta belki şunu söyleyebiliriz, yani Metin Göktepe'nin şehit edildiği şey, Metin Göktepe'nin şehit edildikten sonra olan o öfke, tepki, belki de ondan sonra işte gazetecilerin öldürülmesi, gazetecilere baskıların belli bir süre azalmasına da neden oldu. Aslında önemlidir. Yani eğer sahiplenme, tepki gösterme, yani o Metin Göktepe'nin cenaze töreninden de şunu anladık ki, eğer sahiplenme olduğu zaman, gerekli tepki gösterildiğinde, gerekli refleks gösterildiği zaman işe yaradığını ve devleti, faşizmi biraz da olsa sınırlandırdığını biz kendi gözlerimizle gördük, tanık olduk buna. Yani Metin Göktepe gibiler de şey düşen arkadaşlarımız, yani eğer onlar sayesinde gerçekten Kürdistan'da, Türkiye'deki o baskılar, o faşizm dünyaya yayıldı. Dünyaya, çünkü orana ışıktan Kürt gazeteciler oldu. Vicdanlı Metin Göktepe gibi vicdanlı gazeteciler oldu. Hala da görüyoruz, yani şu anda bile Türkiye'de öyle bir duruma gelmiş ki ancak sadece işte Kürt basını ve Metin Göktepe'nin arkadaşlarının ve birkaç küçük diyebileceğimiz grup dışında neredeyse hepsi faşizmin hizmetine girmiş durumda. Sadece faşizme karşı faşizmin baskılarını, onların işkencelerini, onların uygulamalarını halka yansıtan, onlara ışık tutan yine Metin Göktepe ve arkadaşlarıdır, bizleriz. Yani bu vesileyle bir kez daha Metin Göktepe'yi anarken hem Kürt basını hem de özgür basın geleneğinin bir çalışanı olarak da bu kararlarımızı da bir kez daha ifade edeyim sizin aracınızda. Peki, çok az sayıda da olsa sonuçta gündemi belirleyen özgür basın, direnen gazetecilik. Çok teşekkürler Mehmet Dereviş, zaman ayırdın, yayınımıza katıldın.